arkadaşlar, nasılsınız? Beni sorarsanız her zamanki gibi bomba gibiyim. Moda'dan sesleniyorum size. Moda Kayıkhane'yi bilirsiniz arkadaşlar. Ben 1,5 senedir gelmiyorum buraya. Burası çok değişmiş. Birazdan sizlere gezdireceğim buraları ama Moda Kayıkhane Event Hall olarak bildiğimiz yer şu an kapalı. Yani konserler ve eventler, aktiviteler durmuş durumda. İnşallah tez zamanda geri döner hayatımızı. Çünkü burada Ayhan Sicimoğlu'nu dinlemek, Evren Can Gündüz'ü dinlemek muhteşem olurdu diyorum. Bilenler bilir, bilmeyenleri de göstereceğim birazdan. Ama tabii onları bulmayacağız size. Çünkü onlar yoklar şimdilik. Diğer yerlerden bahsedeceğim. İkiye bölünmüş durumda burası. Paslı Pelikan, Meyhane ve Gardens of Garbo olarak dünya mutfağı ile hizmet veren muhteşem bir restoran. İkiye ayrılmış durumda dediğim gibi ama Gardens of Garbo'nun muhteşem bir barı var arkadaşlar. Şimdilik bütün misafirleri dışarıda ağırlıyorlar. Çünkü denize karşı muhteşem Moda iskelesine bakan bir manzarası var buranın. Ama içeriye doğru da yavaştan inşallah durumlar düzelirse müşterilerini kış sezonunda ağırlamak üzere öncülük ettikleri bazı şeyler var. Neler var? Hemen bahsedeyim. Virüs cihazları taktırdılar arkadaşlar. Öncelikle mutfak ve bar kısmına taktırdılar ki çalışanlarının sağlığını düşündükleri için. Ve bu virüs cihazları arkadaşlar şu an Türkiye'de birçok restoran tarafından bilinmiyor. Buna öncülük yapmış olmaları muhteşem. İnşallah kışa doğru diğer restoranlar da bunu öğrenecekler ve taktıracaklar. Kapalı alanlarda ağzınızdan çıkan 18 ya da 20 emin değilim. Birçok bakteri ve virüsü yok eden cihazlar bunlar. Bunların içinde tabii ki malum virüs de var. Sen konuştuğun an, senin ağzından çıktığı an cihaz bunu yok ediyor ve karşı tarafa gitmesini engelliyor. Haliyle de 1,5 metre mesafe kuralını aşmamak kaydıyla sen hasta biriyle bile otursan yani muhteşem bir şekilde sağlıklı bu atmosferde yemeğini yiyebiliyorsun. Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü böyle öncü insanları ve mekanları çok seviyorum. Şimdi isterseniz buraları biraz gezelim. Meyhaneyi de gezdireceğim size ama öncesinde dünya mutfağıyla hizmet vermekte olan Gardens of Garbo'yu gezelim. Çok güzel bir taş fırını var. Oralara bakalım neler yapıyorlar. Şu an erken saat geldik ama müşteriler yavaş yavaş gelmeye başladı. Hadi bakalım gidelim. Evet, şimdi size bu güzel restoranları gezdireceğim arkadaşlar. Klişe, eğer geldiyseniz zaten biliyorsunuz Moda Kayıkhane Event Hall Cafe Bar Restorantı. Ama burası dediğim gibi şimdi değişti. Gardens of Garbo'ya giriyoruz ilk olarak. Hadi gelin gezelim. Normalde burada ateş ölçüyorlar ama ben çekim yapıyorum diye kaçtılar. Gayet güzel bir şekilde bütün kurallara uyuyorlar. Hadi gelin içeriye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere buranın iç dizaynı tamamen değişti. Hemen buraya muhteşem bir bar yaptırdılar. Barda arkadaşlar bütün içkiler mevcut ama aynı zamanda bar ve mutfak kısmına dediğim gibi virüs cihazları taktırdılar. Eğer de bu pandemi vesaire olayları geçecek olursa burası muhteşem bir fine dining bölüm olacak. İnsanların iş çıkışı gelip de birkaç bir şeyler içmek istedikleri. Harici gelin, bakın hemen şu an muhteşem bir pizza çıkıyor. Ustam kolay gelsin, pizza mı yapıyorsun? Kolay gelsin. Gördüğünüz üzere burada taş fırında muhteşem pizzalar çıkmakta. Hatta Ayhan Sicimoğlu'nu biliyorsunuz arkadaşlar. Burada muhteşem konserler vermiştir kendisi. Onun da menüde bir pizzası mevcut. Aynı zamanda dışarıdaki masalarda da yağları mevcut. Ve eğer odaklanabilirsek çalışanların sağlığını gerçekten düşünmüş olan öncü bir restoran. Luxifel diye bu görmüş olduğumuz cihazlar virüsleri arkadaşlar yok ediyor. Yani mutfakta herhangi bir çalışan Allah korusun virüs aldı, bir gribi var vesairesi ama gördüğünüz üzere birlikte çalışmak zorundalar. Anında ağzından çıktan o bakteri ve virüsü yok ediyor. Gördüğünüz üzere muhteşem bir manzarası var arkadaşlar. Burası
burası daha önceden de söyledim mi bilmiyorum. Dünya mutfağıyla ünlü bir restoran. Gardens of Garbo olarak bütün dünyadaki lezzetlerin karışımı olan bir menüye sahip. Menüyü göstermek isterdim ama malum olaylardan dolayı QR koduna döndük. Eğer merak ederseniz Gardens of Garbo'yu internetten muhakkak menüsünü indirip tercihlerinize bakabilirsiniz. Çok güzel bir moda iskelesi var burada mevcut. Misafirlerimizi rahatsız etmeyelim, gelin. Şurada oturup keyif yapmak kadar güzel bir şey yok bence. Ne diyorsunuz? Denizin berraklığına bakın. Oo, balıklar gözüküyor. Memduhçum, çekebiliyor muyuz balıkları? Dermesinmiş İstanbul'dayım değil mi arkadaşlar? Deniz çok temiz ve berrak. Muhteşem. Ve tam fotoğraflık. Şu kayık ve moda iskelesi harika. Evet arkadaşlar, şimdi Pasta Pelikan'ın içerisindeyiz. Eğer Gardens of Garbo'da dünya mutfağının tadına bakmam, ben rakı severim, meze severim diyorsanız burası tercihiniz olabilir. Gene bu muhteşem manzara eşliğinde. Ama ben rakıyı çok severim biliyorsunuz demeyeceğim. Şarap içeceğim ve mezelerin tadına bakacağım birazdan. Lakin size mezelerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Elimde hemen bir menü mevcut. Bu kadar çeşit çeşit mezenin bir arada olduğu tek meyhane anladığım kadarıyla. Gündüz de gelebilirsiniz, akşam da tercih edebilirsiniz. Ve çeşit çeşit mezeleri var. Sakızlı enginar ve ahtapot burada çok meşhurmuş. Ben şimdi birazdan gideceğim, Hasan Bey'i bulacağım. Sizle de tanıştıracağım. O bize mezeleri de gösterir, sohbet de ederiz. Bize tek tek anlatır da akabinde güzel de tadına bakarız, yorumlarımızı yaparız. Hadi gelin. Arkadaşlar, bu yanımda görmüş olduğunuz yakışıklı Hasan. Hasan'cığım merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, teşekkürler. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Burada daha da iyi oldum. Muhteşem bir manzaranız var. Hasan'cığım, sana sormak istediğim bir şeyler var. Buyur. Bu sakızlı enginar. Sakız enginar. Sakız enginar. Arkadaşlar yanlış söylemişim. Sakız enginar ve ahtapotumuz çok meşhurmuş. Evet, doğru mu? Doğrudur. Tercih edilen mezelerden. Evet. Harici kaça kadar çalışıyor burası Pasta Pelikan? Efendim, öğlen 2'de servisimiz açılıyor. Hı hı. Gece 1'e kadar devam ediyor servisimiz. Sıcak mutfağımız 11'de kapanıyor. Ondan sonraki süreçte soğuk olarak meyveyle devam ediyor. Ben buraya 11'de geleceğim. Hasan, ağırlamaz mısın beni? Çok güzel manzaramız var. Elimizden geleni yapmaya çalışırız diyelim. Tamam. Arkadaşlar, mezelerle ilgili Mustafa Şef eğer buradaysa onunla sohbet edelim, evet, diyorum. Mustafa Usta burada. Size mı? Daha detaylı anlatacaktır. Aynen, süper. Hasan'cığım çok teşekkür ederim. Beni karşıladığın için. Arkadaşlar, Mustafa Şef'i bulalım. Hadi. Mustafa Şef'im neredesin? Hello, bu yanımdaki yakışıklı da Mustafa Zorlu Şef. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi valla, ne olsun. Seni bulduğuma çok sevindim. Çünkü ben acaba dedim 4'ten 5'ten sonra mı geliyordur ama hazırlıklar oluyor değil mi önden? Sizin için erkenden geldik tabii. Teşekkürler. Ki. Evet. Şefim, sen bahset bize. Mezeleriniz çeşit çeşit ve çok meşhurmuş. Hatta ben yanlış söylemişim, sakız enginarmış. Sakızı enginar diye biliyordum. Evet. Öğrenmiş oldum ama burada bilmediğim çok meze var. Arkadaşlar, bakın, yani şu sakız enginar, evet, okey, ama şu karışık bir şeye benziyor, değişik. Okyanus salatası bu. Her şey var içinde, evet, galiba onun. Acılı hardal sosludur. Oo, acı sevenler için. Evet. Burada ballı hardallı dilimiz var. Daha evet, tatlı, tuzlu sevenler evet, için. Şu bildiğimiz köpoğlu zaten. Evet. Semizotu. Sen humus, anlat. Evet, evet, ben karışmayayım sana. Humusumuz var burada. Pastırmalı humusumuz. Girit ezmemiz. Her yerde yapılıyor ama bizimki işte daha güzeldir. Ama işte sizinki daha farklı. Aynen. Mesela şu olayınız da bence humuslu. Fesleğen soslu levrek. Hani kendimizi övmek gibi olmasın. Hı-hı. Yani bu... Övün canım. Hak ediyorsunuz. Bu kıvamda, bu lezzette hiçbir yerde bulamazlar. Yani Türkiye'de 3 tane gurme var. Onların takdirini almış süper bir mezedir. Süper. O zaman aynı zamanda tabii ekmek kadayıfımız var içeride. O da çok size tattıracağım ben. Tatlılara girmeseydik. Kilo aldık bu ara pandemi sonrası. Onu mutlaka tattıracağım. Avokadolu karidesimiz var. Onu şöyle ben çok seviyorum ya. Evet. Yani tam bir enerji bombası. Şöyle sıcak şeyler var, evet, ama sıcak olarak servis edilen mezeler mi oluyor bunlar? Evet. Bizde kuzu kokoreç bile var yani. Kuzu kokoreç. Evet.
mi? Çok ilginç. Evet, misafirlerimiz. Misafirler genelde balık tarzı mezeleri, arkadaşlar ben öyleyim şahsen ama tabii genel misafirleri bilemeyeceğim. Mesela balık türünden bir şeyler tercih ediyorlarsa kalamar, ahtapot, karides vesaire. Kokoreç ya da et türüne pek kaymıyorlar meze seçiminde. Şimdi bizim konseptimiz yeni nesil meyhane olduğu için. Yeni nesil meyhanede bunların hepsi mix. Evet, çok ilginç. Yaprak ciğerimiz bile var yani. Süpersiniz. Lokum mobilemize kadar. Ve tercih ediliyor. Balık dışında balık, tabii. Bir arada yiyebiliyorlar. Balık sevmeyen misafirlerimiz tabii. Bunlardan ki. İnsanlar peki yakalıyor mu? Yemek söylüyorlar mı? Çok alternatif var çünkü tabii, mezelerde. Tabii meze ve sıcak çok yerlerse balık yemeye ihtiyaç duymuyorlar tabii. Hem benim gibi. kendilerinde fazla hesap konusunda yormuyorlar. Anladım. Tamam pahalı izliyorsun yani. Yok bunlarla geçiştirip daha da keyif alıyorlar. Normalde yani. Peki ana yemek menülerinde neler var? Yani mevsim balıklarımızın hepsi balıklar mevcut. Evet. Mevsim balıkları. Biz biraz önce balıkları da çektik Mustafa Şef ama ne balığıydı onlar bilmiyorum. Bayağı berrak içeride denizin içinde gözüküyorlardı. Buradaki ne? Evet. Kefallar. Kefal mı? Kıyıya vurmuş kefal. Ahtapotumuz. Ahtapot meşhur değil mi? Evet, gerçekten çok giden bir ürün burada. Şöyle baby ahtapotumuz var. Bunu hem varmış. Beğendili veriyoruz. Ayrıca sadesini de yapıyoruz. Güzel oluyor. Evet. Karides şişimiz var. Hem ızgara hem tempura şeklinde. Evet. Yağda kızartıyoruz. Evet. Tempuraya bayılıyorum ben. Lavunya. Yani çok sevilen bir mezemiz. Onu ben bilmiyorum. Hiç yemedim. Havuç mu var içinde lavunyanın? Havuç, karides, kalamar. Gene bir mix bir karışık bir şey ama çalı fasulye. Tadı güzel de muhakkak. Çalı fasulye de var içerisinde. Burada iddialı gördüğümüz ama diyorsun ki sakız, enginar, şu neydi? Fesleğen soslu levrek. Fesleğen soslu levrek, baby ahtapot ya da normal ahtapot. Avokadolu karidesimiz. Avokadolu karides. O zaman ben bunlardan yemek istiyorum Mustafa Şef. Deniz mahsulleri işli köfte. Balıklarla. Onu da mı işli köftesini yapıyorsunuz? Çok güzel oluyor. Köri soslu veriyoruz onu da. Benim annem bu arada Antepli. Şefim. Öyle mi? Aynen. Evet. Normal işi köfteyi çok güzel yapar. Ama bunu da merak ettim şimdi. Elinden yerim yani. Güneydoğu mutfağı vazgeçilmezsiniz tabii. Sen neresin Mustafa Şef? Ben Sivaslıyım. Sivaslısın. Evet. Ne kadar süredir İstanbul'da şef olarak hayatına devam ediyorsun? 20 yıldır İstanbul'dayım. 10 yıl ismini söylemeyeceğim. Boğaz'da bir yerde çalıştım. Gerçekten orada ismimi altın harflerle yazdırdım diyebilirim. Ben seni biliyorum canım ama seyircim de bilsin diye anlatmanı istedim. Gerçekten Türkiye'de 3 tane önemli gurme var dedim. Belki ismini versem sorun olur mu? Hayır, olmaz kesinlikle. Ahmet Örs, Vedat Müller, Mehmet Yaşin. Bunların yapmış olduğum ürünlerle takdirini kazanmış. Süpersin. Bir ustayım. Süpersin. Benim zaten takdirimi kazanırsın çünkü ben Boğa burcu kadını olarak güzel şeyleri seviyorum. Sen beni anlıyorsun o zaman. 8 Mayıs. Efendim arkadaşlar bence Mustafa Şef buradaki hitlerden bize bir masa donatsın ve tadına bakalım. Sizi çok seviyorum. Masada görüşmek üzere diliyorum. Teşekkürler Mustafa Şef. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar Mustafa Şef önümü donattı. Çeşit çeşit sıcak, ara sıcak, soğuk mezeler ve tabii ki ekmek kadayıfıyla. Ya ellerine sağlık, muhteşem gözüküyorlar. Bu bahsettiğimiz şey miydi? Girit ezme. Evet. Girit ezme bu. Bu ballı hardallı dil. Süper. Bu meşhur enginarı var. Evet, sakız enginarı. Rumbo altı karides levrek var dışında. Fesleğen soslu levrek. Ağzımın suyu aktı. Közde patlıcan. Onu biliyorum zaten. Avokadolu karides. Onu çok seviyorum ben de. Ahtapot meşhur. Meşhur, evet. Ahtapot. Ve kalamar tavam ve buradaki şey bomba evet, arkadaşlar. Bunu özel olarak değişiklik yapmak istiyorum. Geçmiş. İnsanlar yemek yemeden önce çorba içerler, sonra yemek yerler. Ben de meze yemeden önce ekmek kadayıfının izninizle efendim tadına bakmak istiyorum. Çünkü Mustafa Şef bunu bana çok önerdi. Buna sos değişik bir şey kullanmışsın. Bu her zaman herkesin bildiği şeyden değil. Evet. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tamamen bizim özel yani yaptığımız
tarif yok mu diyorsun yani? Tarifini veriyorum da tabii ki tutturamayanlar oluyor. Bizim ekmek kadayıfımız olur. Bizim ekmek kadayıfımızın özelliği ekmeğin içinde tamamen alıyoruz. Yani Afyon'a falan gidip yediyseniz orada çok kalındır ekmek kadayıf. Aynen aynen. Pastanelerde de ama bizim ekmeğimiz inceciktir. Gerçekten. Hayır, sosu efsanedir yani. Evet. Ekmek okey ama sos yaptığın o aroma, değişik bir şey var. O tadını vermiş ve muhteşem yani. Arkadaşlar biri yer biri bakar olmaz. Ben bunların hepsini biraz sonra yiyeceğim. Ama eğer bu videoyu beğendiyseniz Mustafa Şef'i ve beni beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de inşallah bizi seviyorsunuzdur, değil mi? Evet, Instagram'ımızı söyleyelim mi? Instagram'ını ben yazacağım aşağıya link olarak, merak etme. Görüşürüz. Bye bye.